Ve Süper Lig'de Trabzonspor kendi sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti orada Maviller ve milli ara dönüşünde aldığı 3 puanla 5 maç 9 puana gelmiş oldu. Hemen her iki takımın ilk 11'ine oradan oyuna geçelim. Trabzonspor'da bir Elitsa'dan hem Mendy'nin hem de onu Onuacu'nun sahada olduğu bir net bir 4-3-3, 4-2-3-1'e de dönen bir yapı gördük diyebiliriz. 4 zaman önünde Mendy, Bakasetas ve Abdülkadir'le beraber solda Bardi sağda Vişça ve en önde Onuacu'nun görev yaptılar. Diğer tarafta Şenol Hoca'dan yine net bir 4-3-3 diyebiliriz. Dörtlü savunmanın önünde Aziz Ahmetovic, Getson ve Salih beraber. Sağda Raşit sağ, solda Rebić ve en önde Cenk görev yaptılar. Abu Bakar ilk 11'de değildi siyah beyazlarda. Trabzonspor'un kazanmış olması asla sürpriz değil. Ha, daha farklı olurdu, daha az farklı bir önemli değil abi. Ama oynanan oyun beklentimin tam tersinde gerçekleşti. Çünkü maçı Trabzonspor'un kazanması da zaten çok havaya girmişti abi Trabzon maçtan önce. Yani yeni transferler, yeni transferlerden özellikle Mendevi ve Onu Açun'un işte ilk 11'de olması, milli ara dönüşü, seyirci gelmiş nefis atmosfer vardı hakikaten. Islığından teza yani top Beşiktaş'tayken de top Trabzonspor'dayken de çok iyi bir seyirci vardı abi. O yüzden ben Trabzonspor'un iç sahada oyuna daha hakim olma isteğiyle beraber topa sahip olma oyunu temelli bir yapıyla çıkıp ne olursa olsun topa sahip olup Beşiktaş'ın üstüne topla gitmek isteyeceği biraz daha pas oyunuyla oyunu kontrolü bizde kalsın fikriyle oynayacağını düşünüyordum. Beşiktaş'ın da buna tam karşılık olarak elinde Raşitsa gibi, Getson gibi, Rebiç ya da Muleka hangisi oynar sonrasında önemli değil. Cenk ya da Abu Bakar da önemli değil. Daha geçişe yatkın bir takımdı Beşiktaş. Yani arkada Masuaku da yok. Sadece Hacı Ametovic üzerinden topa sahip olma oyunu döndürebiliyorsun. Salih de çok bugün yardımcı olamadı merkeze. Maçın baş hariç. Beşiktaş'tan da nispeten daha geniş alan bularak rakibin üzerine toplu topsuz direkt gitmesini bekliyordum. Daha karşılayıp geçişi kovalayacağını düşünüyorum. Tam tersi oldu abi. Trabzonspor topu Beşiktaş'a bıraktı. Beşiktaş Hacametovic'in ilk yarıda çok iyi bir Hacametovic vardı bence. Toplu oyunda. Onunla beraber topu aldı Beşiktaş. Trabzon'da karşılamayacağız ama karşılayamadı abi. Trabzon'un hem karşılarken ki hem de rakip yarı sahaya giderken ki oyunu tutmadı aslında. Yani Beşiktaş oyunda bence beklemediği kadar üstüne başladı maça. Şenol Hoca bile beklemiyordur bu kadar üstünlüğü. İlk 25 dakikada tek hakim oyunun Beşiktaş yani. Burada devreye ne girdi abi? Beşiktaş kadrosundaki atak sonlandırma beceriksizliği, atak sonlandırma yetersizliği girdi abi. Raşitsa Galatasaray'dayken Icardi, Kerem, Oliveira, Mertens'in zaten işin teknik ve skora direkt gelme noktasını hallettikleri için Raşitsa ekstraları yapıyordu. Yani ekstra topsuz koşu atıyordu, topu önde tutabiliyordu, daha taktiksel kalabiliyordu, Beki geriye yardım ediyordu, savunmaya yardım ediyordu, pres oyununa katkı veriyordu. Ekstraları yapıyordu Raşitsa ve ekstraları yaptığı zaman da çok iyi gözüküyordu. Çünkü bunları hakikaten iyi yapıyor Raşitsa. Ama Raşitsa Asla bir yarışmacı takımın direkt skor katkısı beklediği bir oyuncu olamaz abi. Rebic mesela geçen maçlara göre çok daha diriydi Rebic. Boğuştu ilk yarı çıkana kadar. Ya da Cenk hazır fiziksel olarak oynar muhtemelen. Artık 3 günde bir maç haftasına giriyoruz. Herkes oynar zaten. Getson, Fernandez çok büyük çabayla oynuyor. Salih cidden iyi başladı sezona. Ya da Hacame Toviç de yine aynı şekilde. Hadi Hacame Toviç'e ayırıyorum. Biraz da 6 numara oynuyor de. Yani Getson, Salih, Raşit, Rebic ve Cenk. Beşi de Beşiktaş'ın oyunu almasında büyük pay sahibiler. Trabzonspor'u kendi yarı sahalarına ittirip orada Beşiktaş'a oyun hakimiyetini aldılar Beşi. Ama atak sonuçlandırmada hiçbiri güvenilir değil abi. Cenk daha yeni döndüğü için güvenilir değil sakatlıktan. Onun dışındakilerde de istikrar yok. Yani Beşiktaş kadrosunda çok fazla sayıda hatta birkaç oyuncu hariç neredeyse herkes abi Getson Fernandez skor gücünü biraz arttırırsa, Salih biraz skora katkı verirse, işte Raşitsa girdiği pozisyonları gole çevirirse, Abu Bakar hiç sakatlanmazsa, Gezal olağanüstü geri dönerse sakatlıktan, Muleka sezon başında kadar hep bir şart gibi var abi Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ın skoru bulması için, Beşiktaş'ın oyun gücünü alması için hep bir şart var. O kadar soru işareti ve zar atılmış bir kadro ki bu. Nasıl? Nerede? Hangi takıma karşı? maçın kaç kaç biteceğini falan asla kestiremiyorsun yani. Bu maç 3-0 bitmez. Oyun olarak bitmez. Trabzonspor %100 hak etti maçı. O ayrı. Çünkü sen bu kadar oyun üstünlüğünü de aldığın bir deplasmanda en azından bir skorla ilk 25 dakika yarım saati kapatamazsan rakip gelir Enis Bardi çeker topu Onaçun'un kafasına kondurur. Zaten 1-2 dakika önce Vişçe topu Onaçun'un kafasına attı. Onaç orada da vuruyordu. Son anda Necip sıyırdı ve onu açıyor içeri ve avuda gitti abi top. O da onu Açu'nun kafaya geldi yani. Bir dakika sonra bu sefer ters taraf Enis Bardi ki Enis Bardi'nin de artık en azından hücumda kullanım, kullanım kılavuzunu çözdü bir elisa. Kafasına hatta abi onu açının kafasına gelen bir topta pozisyon olarak gittiği bir hava topunda Süper Lig'de rakibinin yani ne Süper Lig'i Avrupa'da bile yok abi rakibi doğru düzgün. Ya yani çıkar ve vurur. Sadece boyu uzun sayıda sağda geziyor değil onu açıyor. Top da tutuyor. Boğuşuyor da. Havadan in, yani duvar da oluyor. Topu da indiriyor tutuyor. Ceza sahası içinde hakikaten boyunun avantajını kullanmak budur abi yani. Onu açın ilk golü. Ve o dakikaya kadar Trabzon'un organize bir şekilde ata şey pozisyonu falan geçtim. Beşiktaş yarı sahasına geçmişliği yok. İşte Bielit sanında çözmesi gereken sorun bu. Ne abi o sorun? Uğurcan, Benkoviç, Ryan Bania, Mehmetcan, Eren Elmalı. Beşinin de toplu oyunda zerre katkısı olamaz. Toplu oyunda kaskım pas oyununda. Dolayısıyla Trabzonspor geriden topla çıkarken bir topa sahip olma oyunu, bir pas oyunu oynayamaz. Dolayısıyla Trabzonspor'un direkt oynaması lazım. Abi. Kendi yarı sahasında topla oyalanıp hazırlık pası yerleşip birden ikinci bölgeye topla falan bunları oynayamaz Trabzonspor. Trabzon'un direkt oynaması lazım. Bu bağlamda da hem onu açıyor hem yerine giren Enis burada çabayla falan o topu önde direkt attığın zaman tutabilirler. Ama Trabzon'un oyununda fark eden şey şu. Bielitsa'nın kafasında hep bir oyun vardı. Dörtlü savunma oynamak istediğinde de 6 numarayı biraz daha çapa kullanması gerektiğini. Çünkü arkada iki stoper var abi. Öndekinin biraz daha çapa hani bu ikiliye de yardım edecek savunma gücü çok yüksek bir oyuncu olması lazım. Bir Mendy ve Onuacu transferleri takımın havasını nasıl değiştirmiş abi? Takım artık sahada düzgün duruyor, yerleşiyor. Bakasetas daha rahat, Abdülkadir Ömür çok daha rahat. Bardi merkeze geldiğinde daha rahat hareket ediyor. Vişça öyle. Oyuna sonradan giren Trezeguet daha rahat. Berat, Mendy ile beraber bitirdiler mesela. Berat çok rahat oynadı yani. Çünkü güveniyorsun. Arkanda Mendy var ve otobüs süpürür abi. Çok sıkıştık, vururuz onu açıyor. İndirir abi bir şey, tutar topu yani. Bielitsa'nın oyununda 6 ve 9 numaranın önemi büyük. Her ikisini de oyun kurucu olarak kullanmak için daha kaliteli oyuncular gelir miydi? O ayrı. Ama dörtlü savunma oynuyorsanız ve çapa bir altı kullanacaksanız ben Batista Mendy mükemmel iş abi. Yok neymiş Fransa 2. liginden oyuncu mu gelir? Angers'dan oyuncu gelir abi. Gelir ve ilk maçında bir büyük maçı domine eder orta sahada. Çünkü neden? Kendi oynattığı oyun ve belirlediği görev rol tanımı çerçevesinde transfer yaptıran bir hocası var Trabzonspor'un. Trabzon'un en büyük şansı bir elisi abi. Sonuna kadar arkasında durmak zorundasın. Başka hiçbir şansın yok. Ve hocanın bu güveni boşa çıkarmayacağına en azından oyun gücü skora gidebilme noktasında ben eminim yani. Ardından bakasetasın e attığı gol yani 20. ile 40. dakikalar arası oyun kitlendi. Ortada kaldı top bayağı bir. 1-0'dan bir sonra Trabzon biraz daha savunmayı öne çıkararak geliyor abi. Rakip kaleye yakın noktada baskıyı teması sağlamaya çalıştı ama top ortada kaldı. Topa da hakim olamıyor Trabzonspor. Ki dediğim gibi yani bu arka dörtlüyle topa sahip olamazsınız. Mümkün değil yani. Kaldı ki Mehmetcan bugün direkt olarak amirli takımı sağ bekine düşünmeden yazarım. Bak düşünmeden. Çok net abi. Solda hadi Ferdi var diyebilirsin hani Eren Elmalı daha o kadar uçmadı sezonda ama o da en kötü ihtimalle Ferdi'nin yedeği olur. Trabzon'un iki bekli de sağlam geliyor bir kere. Ama toplu oyun, pas oyunu başka bir şey abi. O özellikleri yok. O ayrı. Top ortada sıkıştı. 41'de anlamsız bir faul. Ve Mert'in baraj kurdurmadan pozisyon almaya çarpıp ona girmesinden ya baştan sona Mert Günoğlu'nun hatası abi. Ki Mert, ben Mert'i çok beğeniyorum. Mert bence hala söylüyorum ben. Milli takımın bence hala birinci kalecisi. Ama böyle bir gol yenmez. Şu maçta böyle gol yiyemezsin. Yok öyle bir şey yani. Zaten maç 1-0. Senin oyun üstünlüğün gitmiş, oyun dengelenmiş. Zaten deplasman iyi de zor, çok da zor bir deplasman abi. Bir de 2'yi yiyip mentali kırdı Mert. Takımın mentalini kırdın yani orada. İkinci yarının başında Trezege Abdülkadir yaptı hoca. Gene çok iyi hareket. Ben abi ilk yer oynamamıştı Abdülkadir. Bardi'yi merkeze çekip Trezege'yi sola attı. Sonra 3 hamle birden tabii Şenol Hoca'dan. Onur, Rebic ve Cenk kenara geldiler. Her ne kadar diri olsalar da bu oyuncuların ceza sahası civarında ya yani Cenk de daha hazır değil. Rebic de fizik olarak diri ama işte sonuçlandırma noktasında kariyerleri hep istikrarsızlık üzerinde abi. Masuaku, Abu Bakar ve Muleka sezon başındaki skora direkt gidebilen garanti formüle gittiğini düşündü Can Onu açu sakatlandı. Kenara geldi. Enis girdi. Bu, bu kadar erken sakatlanmayı kabul etmiyorum abi. Ciddi bir şey yoktur inşallah diyelim. Ve 62'de daha doğrusu 61'de oldu gol. Vişya'nın attığı gol. Yani Trezege'yi oyunu alırken Beşiktaş'ın da tabii biraz daha üstüne geleceğini düşünerek kafasında tam olarak kurguladığı, çizdiği, planladığı gol herhalde budur bir Ve o gol oldu abi. Trezege'yi arkaya kaçırdı Batista Çapa bir merkez olmasına rağmen fizikli güçlü bir merkez olmasına topu da Süper Lig standartlarında son derece yeterli bir düzeyde kullanıyor Batistamante. Transfer budur abi. 4 milyon euro. Aldığın paranın sakatlanmadığı senaryoda tabii inşallah sakatlanmaz kimse. En az 2-3 katına satarsın en az. En az abi. Ki Trabzon oyuncusunu yurt dışına pazarlama konusunda çok çok iyi kulüplerden biridir. Yani Ahmet Ağaoğlu'ndan hani Ahmet Ağaoğlu başkandan beri ki Ertuğrul Bey de onun yönetimindeydi zaten şimdi kendisi başkan. Mutlaka Trabzon'un elinde hani sezon sonuna kadar kalır. Ben en fazla o kadar kalır gibi geliyor Mendi. Bu performansı sürdürürse diyebiliriz. Gezallan Raşitsa değişti. Ardından Eren ve Vişçe çıktı yerine. Berat girdi. Drezege sağa. Bardi gene sola. Larsen sol beke geldi. Kadroyu da bu şekilde alternatifli kullanıyorsunuz ama yani yine de Trabzonspor kadrosu çok geniş bir kadro değil abi. Salihlen, Zaynettin değişti. Biraz geç aldı. Zaynuttinoğlu. Ben hocamla ikinci araya başlayan üçlüden biri de Zaynuttinoğlu. Mesela bu Leka yerine da başlayabilirdi abi. Bardi'nin yerine de Buntas oyuna dahil oldu. Trabzonspor'un da son hamlesi oydu. Şimdi ve Trabzonspor kazandı. Sonuç olarak Belizsa'nın elinde 15-16 tane ilk 11'de kullanabileceği bir ana rotasyon nihayet oluştu abi milli ara dönüşünde. Bu galibiyetle. Oynayan oyunculara da bakıyorsunuz. Hani ilk 11 işte kenardan gelen 5'li. Artı buna bir de Pepe'yi falan eklersin. 16-17 oyuncu civarına getirirsin bunu. O hocanın elinde böyle bir yapı oluştu. Önemli olan bu 15-16 oyuncuyu, 17 oyuncuyu diri tutabilmek. Artık Bielisa'nın oyuncu kadro planlamasındaki temel işi bu. Doğru yapıyı da buldu bence. Çünkü artık net bir 6 numarası var. Net bir 9 numarası var. 9'dan yani 10'a şu kadar olmasa da Enis de o rolde oynuyor. Hırpalayıcı, oyuna katkı veren, soper bozan bir yapıda oynuyor. Hani oradan onları alıyorsun. Hani 6 ve 9'dan beklediğini alıyorsun. Aradaki oyuncuların yapması gereken iki şey var abi Bielitsa'nın. Bir, o Bakasetas, Vişca, işte oynadığı zaman Berat, oynadığı zaman Funtas ama genelde işte Abdülkadir Ömür, Bardi gibi oyuncuların savunmadayken yerleşimlerini doğru ayarlamak, takım savunması olarak yerleşimlerini çok doğru ayarlama gerekiyor abi. Bir de Trabzon'un da zaman zaman değil hatta sezonun genelinde bazı maçlar hariç toplu oyun Gelişmek zorunda. Beşiktaş'a karşı direkt oynayabilirsin abi. Ama bazı maçlarda topa sahip olmak, pas oyunu oynamak şart olacak. İşte o zaman da onun bir alışkanlığını, onun bir oyununu, birkaç tane setini artık görmemiz lazım. Biyelitsa'dan da özellikle kapanan takımları, yani Trabzon'a karşı birçok takım da kapanacak sonuçta. Açabilmek için diye biliriz. Beşiktaş'la ilgili sorun büyük. Çünkü şöyle bir şey var. Eğer Raşit Gezal geçtiğimiz, gördüğümüz gezallara göre hani yüzde 60, yüzde %80'iyle... %80 yüzde falan dönmezse ve Abu Bakar'ın performansı her maç direkt skora katkı verecek noktada devam etmezse ki bu çok zor abi. Beşiktaş'ın kötü bir sezon. Onu çok net söyleyelim. Beşiktaş'ı şimdiden kötü bir sezon bekliyor. Çünkü Adana Demirspor mesela Avrupası yok abi. Ve çok diriler, çok formdalar. Aynı şekilde Başakşehir. Avrupası yok. Bir teknik adam değişikliği oldu. Çağdaş Atan muhtemelen toparlama noktasına gidecektir. Şimdi yani önümüzdeki birkaç hafta olmasa bile Ekim, Kasım, Aralık noktasında uzun vadede, orta vadede Başakşehir'de gelir. E Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın kadro olarak zaten gerisindesin. Trabzon'da bugün oyun olarak değilse bile skor olarak seni ezdi abi. Şenol Hoca'nın da oturup sorgulaması gereken çok fazla şey var. Bu kadro bu kadrodan 3 de yemez. Ve ilk isabetli şutunu da ya da bir isabetli şutu var zaten. Onu da 80'lerde atmaz yani. Hani beş yaş kadrosu iyi kötü o ayrı. Ama siyah beyazlı takım bordo mavili bu takıma karşı bu kadar domine olmaz. Skor olarak. Bu kadar kötü atak sonlandıramaz. Raşisa Rozya pozisyon nedir? Raşisa bıraksan abi topu. Dalga mı geçiyorsunuz ya? Yani kale boş. Hani bazı ataklar var. Atağın kesildiği bittiği yerler var. Komedi yani Beşiktaş oyuncular son noktada ceza sahası civarına geldi. Hakikaten far tutulmuş tavşana dönüyorlar abi. O yüzden Şenol Hoca'nın Mutlaka artık tamam abi. Milli aradan da döndük. Sezonun başı Cacurt da bitti. Net. Bak hafta içi maç var. Kulüp bürüce gideceksin. Çok zor maçlar bunlar yani. Oyunu, takımı ciddi manada bir arada toplayacak şekilde ve toplu oyunun temelde baz alacak şekilde bir temel oyun planını artık oturtması lazım. Şenol Hoca'nın da diyebiliriz. Bu kadrodan daha fazlası çıkar abi. En azından bugünkü kadar kötü bir şey çıkmamalı diyebiliriz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.